Feride? Günaydın. Cüneyt. Cüneyt sevgilisini kaçırmaya geldi. Hadi kalk gidiyoruz. Sabah sabah nereye gidiyoruz? Ya Feride çok soru soruyorsun hadi. Ya tamam bari üstümü değiştirseydim. Bana bak ya hemen çıkarsın ya da bütün gücümle Feride'yi seviyorum diye bağırırım. Tamam tamam tamam. Gözlerimi yaşarttı beni yollarda karşılamanız. Günaydın Zevzek. Günaydın abicim. Günaydın. Günaydın canım. Sabah sporuna mı abi? Abi, kızı böyle mi çıkartacaksın? Kemal. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Buyurun. Güle güle. Güzelim'in parayı hala bulamadığına eminiz değil mi? Tabii ki. Yaş tahtaya basar mıyım ben? Olsun. Ben yine de sorayım dedim. İthal kumaşlar bugün geliyor. Depo şefini aradım. Selim'e nöbet yazdırdım. Sevkiyatla o ilgilenecek. Keşke direkt para tahsilatına gönderseydin. Selim'le kumaşları çalacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu kumaşların bir topu kaç bin lira biliyor musun sen? Bu Selim'e para emanet etmekten bile daha kolay. Selim kumaşları görünce gözü dönecek. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek diye buna deniyor yani. Aynen öyle. Planımız tıkır tıkır işliyor. Sonra da kumaşları çalarken enseleyeceksin Salah'ı. Şeytana pabucunu ters giydirirsin sen. Ben de seni seviyorum. Getir şöyle koy. Nasıl? Olmuş mu? Hem de nasıl? Her an üstündekileri yeniden çıkarabilirim. Bu kadar hazırlık Osman Bey için mi? Bir daha sakın bana böyle bir şaka yapma. Nefret ediyorum o pislikten. Gözümü kırpmadan öldürebilirim onu. Tamam. Affedersin. Çok güzel oldun. Her zamanki gibi. Her zamankinden daha da güzel olmam lazım. Daha güzel olamazsın. Cüneyt de beğenir mi dersin? Ben beğendikten sonra elbet beğenir. Bakıyorum Cüneyt'ten yana bir sıkıntın yok. İyi anlaşıyorsunuz ya tabii. Ne o? Kıskandın mı yoksa? Ne kıskanacağım ya? Sen benimsin. Sonsuza kadar. Hadi hadi, geç kalacağız. Cüneyt gecikecekmiş. Yine o besleme sevgilisiyledir. Boş ver. Son günlerinin tadını çıkarsın. Biz de seninle eğlenelim.
Aşkım, sen ne yaptın? Kahvaltı hazırlattım. Sanki evimizin bahçesindeymiş gibi. Hayal bu ya. Şimdi ben güzel karımla evimizin bahçesinde harika bir kahvaltı yapacağım. Karımla. Saçmalama oğlum Kemal. Kemal. Bu senin için. Benim için mi? Güle güle giy. Kemal, ne yapıyorsun öyle? Hiç. Hadi aşkım sallanma. Kahvaltıya gidecektik ya. Ha bir de şu arabayı... Tamam. Servise götüreceğiz. Tamam. Aşağıda bekliyorum. Hemen geliyorum. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun? Telefon mu çaldı? Abla, dünden beri gözün telefonda. Aramadı mı senin? Kim aramadı mı? Kemal'den bahsediyor anne. Ne ilgisi varsa. Kızım, ablanı kendinle karıştırma. Onun aşktan meşten başka düşünecek bir ton şeyi var ha. Öyle mi anne? Sağ ol. Tamam Kader. Sen anlatsana, deneme sınavı nasıl geçti? İyi. Gerçi zamanda senin aldığın puanlar kadar iyi olmasa da... Akıllı Bahar kim? Beceriksiz Kader kim? Değil mi anne? Kader! Annem öyle demedi. Hem bak göreceksin, sen daha iyisini yapacaksın. Anne gitme artık şu kızın üstüne. Bu da ağız açtırmıyor. Ben kendi çocuğuma laf söyleyemeyecek miyim? Anne böyle davrandıkça daha da hırçınlaşıyor. Ya söyleme artık bunları. İyi tamam. Hadi anneciğim sen şöyle geç dinlen. Ben toplarım. Hem dün duydum bütün gece ayaktaydın. Hasta olacaksın yine. Yok kızım. İyiyim ben. Hazır ağrımsızım yokken şunlardan yaptım biraz. Uyku da tutmadı. Giderken götür. Yol paran çıkar hiç olmazsa. Yürümezsin bu hafta dükkanı. Anneciğim. Karım beni elleriyle besliyor ha. Hoca mı sürdün sen? Hı hı. Yakışmamış mı? Yo, çok yakışmış. Yani böyle daha mı iyi olmuş? Eskiden beğenmiyor muydun? Ben seni her zaman her halinde beğeniyorum. O güzel yumuşacık ellerini bir şey sürmene gerek yok. Feride'yi kahvaltıya götürdü. Sakın babana bir şey belli etme. Tamam tamam söylemem. Ay anne iyi ki söyledin. Babacığım gündem yoğun yine galiba. Bakmak lazım kızım. Yaşadığın ülkede ne oluyor bilmezsen burnunun ucunu göremezsin. Osman Bey buyur. Nazire bana da bir tane yapar mısın? Hemen yaparım. Sen. Vallahi yaparsan içerim Nazır. Her işe koşma Nazire. Söyle Feride'ye sana yardım etsin.
Ediyor. Etmez olur mu Osman Bey? Ben söylesem de yardım ediyor, söylemesem de. Kız kendini parçalıyor. Nerede o zaman? Kahvaltıda da yoktu. Biraz rahatsız ya. Evet evet, uzandı biraz. Cüneyt, kalksak mı artık? Şu reçelden yemeden hiçbir yere gitme. Ama bu son, tamam mı? Bak, çok geç kaldık. Gitmem gerek. Zühre Hatun haberi var. İdare eder nasıl olsa. Zühre anneye söyledin mi? Yani burada baş başa olduğumuzu biliyorlar. Evet, ne var bunda? Ya Cüneyt ya. Kızardı. Kıyamam ben utangaç sevgilime. Yalan söylemekten iyidir değil mi? Evet. Oh be. Şöyle birazcık daha oturalım. Cüneyt. Yok, gidelim gene de. Zühre anne zor durumda kalmasın. Osman amca beni sormadan gitmem gerek. Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Merhaba Berat. Gelsene. Usta bir müsaade etsene be. Ya Berat, olur mu öyle şey? Siz rahatsız olmayın, ben geçerim arkaya. Önemli değil hanımefendi, siz buyurun. Sağ olun. Atla. Bahar, koy onu cebine. Ya Berat, olur mu öyle şey? Al şunu lütfen. Durağın orada gördüm seni. Neden oradan bilmedin? Düğün salonuna şekerleri verdim. Hem fena mı oldu? Bak, senin sırana denk geldim işte. Elin nasıl oldu senin? İyiyim iyiyim. Zaten evde yat yat. Canım sıkıldı. Dedim Kemal'e ver anahtarları, yeter artık. Kemal artık çalışmayacak mı? Yok. Çalışacak da o ana durakta açık varmış. Oraya yolladılar. Orada çalışacak. İyi bari çalışsın da. Ben de üzüldüm işten çıktı diye. Ya Cüneyt, inşallah kimseye görünmem. Öpücük. Cüneyt, ne yapıyorsun? Şimdi birisi görecek. Hadi git sen, akşama görüşürüz. Peki küçük sevgilim, peki. Yine senin istediğin gibi olsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi git. Hayırlı işler Osman Bey. Sağ ol Zühre Hanım. Babacığım, bunu unuttum. Sağ ol kızım. Allah'a ısmarladık. Bu ne hal? Sabah sabah nereden geliyorsun bu halde? Hani hastaydı bu kız? Ben... Kes! Efendim?
Efendim anne. Alo Bahar. Ne yaptın anne? Verdin mi çiçekleri? Verdim, merak etme. Siz ne yaptınız? Kader nasıl? Hala sinirli mi? İyi iyi iyi. Dershaneye gitti şimdi. Bahar'cığım bak ne diyeceğim. İşten çıkınca çok oyalanmasan, gelsen de meleklere bir gitsek. Kız ameliyat oldu. Bir ziyarete gidemedik. Şey anne, Kemal gelecekti bugün. Öyle mi? Ya hani söylemiştim ya, bahçeciğim bir şeyler getirecek. Ha tamam tamam, hatırladım. İyi o zaman, sonra gideriz. Ben seni tutmayayım kızım. Hadi hayırlı işler. Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Sana nerede olduğunu sormuyorum. Sormayacağım. Açıkçası öğrenmek istemiyorum. Ama şunu bil ki, ben kendi çocuklarıma dahi bu kadar müsamaha göstermedim. Göstermem. Osman amca. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Bu evde yaşadığın sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Bu aileye yakışır şekilde davranacaksın. Haddini bileceksin. Şey... Sana anasızlığını, babasızlığını hissettirmedim bugüne kadar. Kendi çocuklarından ayırmadım. Sen de buna göre davranacaksın. Osman Bey, yeter artık. Kız anladı. Ben çok özür dilerim. Bahçeye çıkabilir miyim diye bana sordu. Ben de izin verdim. Artık bahçeye pijamayla mı çıkılıyor Zühre Hanım? Osman Bey. Kafi. Ben anlayacağımı anladım. Şimdi kulaklarını iyi aç, beni dinle. O kız bu evde yaşadığı sürece attığı her adımda benden izin alacak. Anlaşıldı mı? Osman Bey kız duyacak. Duyarsa duysun. Bekliyorum. Pardon, çıkayım mı? Evet, Feride için olacak. Her zamanki masa olursa iyi olur. Pastada özenli biraz. Teşekkürler. Yeni iş için çizimler hazır. Güzel. Otel işi olunca biraz zorlandım ama sonradan toparladım. Çizimlerin hepsi burada. Bugün beraber bakarsak bitiririz. Bugün mü? Evet, bugün. Bu kokuyu biliyorum. Eski sevgilim kullanırdı. Babam Sidem dosyasına bu kadar kafayı takmışken... aradan çıkartalım bu işi. Hadi bakalım rastgele. Buyur, sen bilirsin. Yolda bulsan sayacaksın. Tamam. Tamam mı Ura? Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Alo. Para hazır. Gelip alın benden. Alo. Güzel. Demek para hazır diye haber verdi. Tamam, gerisini ben hallederim. Hiç
Şimdi karşılaşma vakti Selim Efendi. Ay o etek çok güzeldi değil mi aşkım? Aklım onda kaldı. Hem bana da çok yakıştı. Aha. Akşam gidip alalım mı o zaman? Olur bakarız. Berat. Niye açmıyorsun? Ya şimdi direksiyondayım. Ben onu inince ararım birazdan. Ah! Ne yaptın Kemal ya? Üf! Yandın mı? Ne oldu? Hayır. Soğuk içiyorum biliyorsun ama elbisem mahvoldu. Tamam sileriz şimdi geçer. Geçmez. Geri dönüyoruz hemen. Alışveriş merkezine mi? Yapma Handan. Çok uzun sürer şimdi. Hem Melis'lere gidiyoruz. Ne gereği var? İmkansız. Ben Melis'e böyle gidemem. Hadi dur. Kenara çek. Şurada bir mağaza var. Bari oradan bir şeyler alayım. Hah, merhaba. Çok acil üstüme bir şeyler bakmam lazım. Tabii efendim. Siz şöyle geçin. Feride, ne olur ağlama artık. Ay hatırlamıyor musun? Babam bana da yapardı. Bekarken her şeyime karışırdı. Yok Yıldız abla. Ne dese haklı. Bana güvendi. Kapısını açtı. Yedirdi içirdi okuttu. Ben ne yapıyorum? Ona ihanet mi ediyorum Yıldız abla? Aa, o ne biçim laf? İhanet ne demek? Sen Cüneyt'i sevmekten başka ne yaptın ki? Bu dünyada daha güzel bir şey var mı Feride? Keşke kendimi tutabilseydim. Keşke Cüneyt'e hayır diyebilseydim. Ama ona çok aşığım Yıldız abla. Çok aşığım. Biliyorum kuzum benim. Cüneyt de sana çok aşık. Üzülme ne olur. Sevginiz her şeyin üstesinden gelecek. Her şey düzelecek. Ağlama artık. Renk konusunda fazla seçeneğimiz yok maalesef. Ama bana sorarsan ilk versiyonda nar çiçeği kullanalım derim. Hoş geldiniz. İyi bir ekip oldunuz siz. Nasıl gidiyor bakalım? Benim hoşuma gitti çizimler. Baba bir de sen bak. Örnekler orada. Taşındığın ev bize yakınmış ha? Evet efendim çok yakın. İyi. Bir ihtiyacın olursa sakın çekinme. Uğra. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Zaten eşiniz ve kızınızla tanıştım bile. Hızlı çıktın sen. Aferin. Affedersiniz. Özledim seni. İzninizle bir iki yere telefon etmem gerek. Tabii. Bak sen işine. Görüşürüz. Dün evini taşıdı. Bugün işinin başında. Aferin. Cevval. Çok özledim seni. Gel bak sana ne göstereceğim. Vay! Selim Itizoko'yu yuttu ha! Harika! Evet,
Artık elimizde büyük bir koz var. Ne dersek yapmak zorunda. Bekle. Ne yapıyorsun? Özledim seni. Yapma. Yapma, herkes burada. Yapma. Umurumda değil. Oldu mu hanımefendi? Tabii ki hayır. Ya ne kadar iğrenç, ne kadar bayağı bir şey bu. İsterseniz bir de bunu deneyin. Ha yok. Sen demin böyle pullu payetli bir şey göstermiştin. Bu mu? Heh, ver şunu. Onun altına bile böyle pantolon güzel gider. Alo. Merhaba Bahar. Merhaba. Nasılsın Kemal? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Bizim duraktan ayrılmışsın. Ha, evet. Olsun. Yani ana durak da yakın bizde. Ana durak mı? Ha. Evet. Ben mesajını gece gördüm. O yüzden cevaplayamadım. Olsun, önemli değil. Zaten bütün gün direksiyon başındasın. Normal tabii. Ya. Evet. Ne diyeceğim? Gelirim demiştim ya. Bahçe işi için. Gelemeyeceğim. Olsun, ben de zaten bu akşam ders çalışacağım. Sorun değil. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Yalan üstüne yalan. Aferin Kemal. Aferin. Pardon. Konuşmanız bittiyse artık benimle ilgilenir misiniz lütfen? Pardon, geliyorum. Şunun bir beden küçüğünü istiyorum. Hemen. Nereden buluyorlar sizin gibileri ya? Sipariş kumaşlar geldi. Sevkiyattan önce bakmak istersen. Sen kontrol ettiysen ben bakmayayım. Ben de oradan geliyorum. Bir sorun yok. Hayırdır kuzen, bu ne? Önemli bir şey değil. Canım, önemli olmasa bu kadar yaklaştırmazdın. Kim bu kadın? Bir müşteri. Müşteri? Müşteri ilişkileri konusunda sana ders vermek haddime değil ama biraz acemilik değil mi bu yaptığın? Ne sana ne de kuzanlara göre. Sen de yaşlandıkça ahlakçı dayıma benziyorsun. Neyse. Bir durum olursa ben Eylül'ün yanındayım. Ne demezsin. Şunu bir poşete koy. Hemen. Hadi ama, acelem var. Hemen efendim. Ne kadar bunlar? 65 lira. Hanımefendi, para üstünüz. Gerek yok. Aşkım, hemen gidiyoruz şu iğrenç yerden. Şu almak zorunda kaldığım şeylere bak ya. Fena değil miyiz? Hadi Kemal, çabuk. Melis bekliyor. Hanımefendi. Hem de aynı şansını aldı, yüzüğü gösterecek bana. Hanımefendi.
küflerinizi unuttunuz. Neyse, geri döner herhalde. Sen daha çıkmadın mı? Birkaç işim daha var kuzen. Misafir olayım yine. Oho. Senin de eline iyi ki bir koz verdik ha. Takılıyorum canım. Evet. Bu kadar çalışma yeter. Ben çıkıyorum. Ben de geliyorum, bekle. Tamam. Siz daha buradasınız galiba. Evet. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Salak herif. Selim, hemen odama gel. Sizin mağazanın oradaydın bugün. Bakındım, göremedim seni. Yürüyerek geldim ben. Dur, ben koyarım. Sen zaten yorulmuşsundur. Annem dün gece kaçta yaptı şu böreği bak, hatırlamıyorum bile. Tutmasam o saatte getirecek size. Sabah da bin bir tembihle çıktı evden. Aman illa söyle Bahar'a gelsin, bu börekten yesin, çok sever diye. Canım Nazire teyzem. Ben de annem gibi severim Nazire teyzeyi. O da seni kızı gibi sever zaten. Kemal aramış, yetişemedim. Bu kadar sıkıntının, taşınma telaşının içinde bir de fazla mesai çıkardım. Kusura bakma. İş her zaman önce gelir. Ayrıca benden çok sen uğraştın bu işle. Çok canım. Sen olmasan hakikaten bitiremezdim bu işi. Çok sağ ol. Yukarı kahve içmeye davet edeceğim ama... Geç oldu. Eve gidelim. Teklif var, ısrar yok. Güle güle. Hoşça kal. Evet, seni dinliyorum. Bir açıklaman vardır herhalde. Ben ettim, sen etme. Sandığın gibi değil. İnsan yediği kapı ister mi be? Vallahi istemeden, yeminle çok zor durumdaydım. Zorda kalırsam herkesi satarım diyorsun yani. Yok, ben mecbur kaldım. Allah aşkına Tunç Bey, geri ödeyecektim. Tamam be, tamam. Bana martaval okuma. Senin gibilerin ciğerini bilirim ben. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Alo. Kemal kardeşim, 2 saattir arıyorum, açmıyorsun telefonu. Ha. Öyle mi? Frenler mi? Tamam, hallederiz ya. Tamam, hallederiz. Bizim Necit abiye götürürüz, hallederiz ya. Ha. Tamam o zaman. Ha, ne filmi? He, tamam o zaman. Tamam, konuşuruz. Hadi bay bay. Tamirci lazımmış da ondan aramış. Şey, bir de film falan dedin galiba. Sinemadaymış, aradayken aramış. Ya şu dıt 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 bir konuşturmadı beni, gideyim bir şarj takayım, geliyorum. Acil işi sinemaymış demek. Bir de yalan söylüyor. Sanki ben zorla çağırdım. Thank you.
bulamadım şarj aletini. Berat, ben gideyim artık. Senin miydi? Ders notlarım yere düşünce arasına karıştı herhalde. Berat, ben artık gideyim. Geç oldu zaten. Otursaydın daha Bahar. Hem zaten annem gelecek birazdan. Annemle de oturursunuz. Bak, hem çayını da içmemişsin. Yok, dedim ya, geç kaldım. Gideyim ben. Her şey için çok sağ ol Berat. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürek yangınımsın sen benim. Canım, iki gözümün çiçeği. Şart oldu artık sana yazmak. Konuşmak isterdim seninle. O güzel gözlerine baka baka söylemek ama... Kesin okudu abi. Başkasına yazdığımı zannediyor ya. Efendim Eylül. Cüneyt, Cüneyt çabuk yetiş, eve giremedim. Sanırım hırsız var içeride. Dur, sakin ol, emin misin? Eminim. Yani bilmiyorum. Çabuk gel Cüneyt, ne olur. Tamam, hemen geliyorum, bekle. Acı bana Tunç Bey, öldüreceklerdi. Kimseden para bulamadım, mecbur kaldım çalmaya. Tamam tamam, çekil. Bunu da bir hata sayacağım. Son bir hata. Ama aramızda kalacak. Allah senden razı olsun beyim. Adamsın, büyük adamsın. Tamam tamam, affettim. Ama şimdilik... her şeyin bir bedeli var. Ne istersen beyim. Bundan sonra ayağını denk alacaksın. En ufak bir yanlışında ipini çekerim. Asla. Bana olan borcunu ödeyeceksin. Uslu olur, sözümden çıkmazsan iyi anlaşırız. Çıkmam. Köpeğin olurum abi. Sen ne dersen o. Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Senin gibi gözü kara bir yardımcı. Buldum bile beyim. Aha, buradayım. Sağ kolun olurum. Yani her konuda bana güvenebilirsiniz efendim. Bundan sonra en sadık adamınız benim. Tamam. Sakin ol, ne oldu? Eve girdim. İçeriden sesler geldi. Çok korktum, hemen çıktım. Tamam. Ben bir bakayım. Ben, kusura bakma, rahatsız ettim seni. Geçmiş olsun. Ben artık gideyim. Ben çok mahcup oldum. Seni de yordum buraya kadar. Ama bu sefer kahve teklifimi geri çevirmezsin, değil mi? Eylül, yanlış anlama ama hayatımda başka biri var. Yani? Ne demeye çalışıyorsun sen? Yanlış anlama bak. Cüneyt! Yanlış anlayacak bir durum yok. Yeterince açıktın. Hem sen ne zannettin beni? Eylül lütfen. Cüneyt! Buraya yeni taşındım. Sizden başka tanıdığım kimse yok. Senden yardım istemekten başka çarem yoktu. Ama bu hep böyle.
Güzel bir kadınsan, bir de yalnızsan, herkes seni her şeye hazır sanır değil mi? Eyvah, tamam, özür dilerim. Handancığım, hadi şunu iç de bir an önce iyileş. Sağ ol Yıldız ablacığım. Gerçekten çok iyi bakıyorsunuz bana. Annemler gelene kadar da başınızdayım artık. Ay aşk olsun, ne biçim lafı öyle? Kolun nasıl oldu? Daha iyi Yıldız ablacığım. İyileşmesi için de acelem yok aslında ama Kemal hep böyle yanımda ya. Çok mutluyum. İlahi, sen iyileş de istediğin zaman gel. Öyle de hiç yanımda olmuyor ki. Ya bir kaza olacak ya bir hastalık olacak. Ancak öyle işte. Geldi. Aşkım ne oldu? Nereye? Halletmem gereken bir iş var. Hemen dönerim. İyi. Git bakalım. Görüşürüz. Duran orada gördüm seni. Neden oradan binmedin? Düğün salonuna şekerleri verdim. Hem fena mı oldu? Bak senin sırana denk geldim işte. Nasıl süslenmiş sana geleceğim diye. Ha, ben sana söyleyeyim. Bu davetiye de bahane. Sevgi sabah buradaydı. O niye getirmedi? Oğlum. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Hoş bulduk da oğlum nereye? Ay hayırdır inşallah. İnanamıyorum bu başıma gelene. Bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabileceğine bir tek ben mi inanıyorum bu hayatta? Eylül, tamam yanlış davrandım, özür dilerim. Çok bozuldum. Ben o kadar basit bir kadın mıyım? Bir erkeğe asılacak, onu rahatsız edecek bir kadın mıyım ben? Tamam. Ateş kes ha. Teklifin hala geçerliyse kahveleri ben yapayım. Ben yaparım. Bahar. Kuzum sen buraya da mı çiçek dikiyorsun? Hani Kemal'le ıhlamur dikecektiniz. Yok anne. Böylesi daha iyi. Hem Kemal'in bir işi çıkmış. Gelemeyecek. Sonra gelirdi ne olacak? Anne. Kemal artık gelmeyecek.
Sen bugün neden öyle gittin apar topar? Ben hiç. Ben biliyorum. Mektup yüzünden değil mi? Yo, ne mektubu? Biliyorum Bahar. Okudum mektubu. Aslında iyi ki de okudum. Yani çünkü sen okumasaydın ben sana verebilir miydim bilmiyorum o mektubu. Yanlış anlama, korkudan değil. Yani ben hayatım boyunca bugünü bekledim. Sana bunları söyleyebilmeyi. Seni sevdiğimi. Berat, ben... O mektup sanaydı Bahar. Başka sana yazılmadı. Eylül. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bu konuda çok hassasım. Hayatımdaki insana karşı yani. Belki de geçmişimde yaşadığım şeyler içindir. Neyse. Daha önce aldatıldın mı? Bu konuda konuşmam aslında. Ama evet. Çok kötü bir şeydi bu. Haklısın. Rahatsız olmasan dinlemeyi çok isterim. Klasik hikaye. Çok seviyorum diye başlar. Sonra her şey alt üst olur. Kafanda kurduğun mükemmel dünya. Masumiyet. Sevgi. Sonra her şey yıkılır. Sonra da herkesten şüphe etmeye başladın değil mi? Ama sonra Feride çıktı karşıma. Benim masum Feride. Dünyayı yeniden kurdu kendi elleriyle benim için. Ben bir daha sevemem diyordum. Aslında sevgi nedir bilmiyormuşum. Feride. O çok şanslı biri. Ben de öyle. Bir arkadaş şarap. Onu görmeden bu gece bitsin istemiyorum. Ben kalkayım. Her şey için teşekkürler. Her zaman beklerim. Seni sevmediğim hiçbir zaman hatırlamıyorum biliyor musun? Sanki hep seni sevmişim gibi. Sanki hep sana aşıkmışım gibi. Berat. Bahar, bir dakika kesme sözümü. Çünkü şimdi konuştum yoksa bir daha yapamam bunu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yani gecem sen, gündüzüm sen, sabahım sen, akşamım sen. Hep sen. Hani üniversiteye gitmeden önce bir gün... Belki İstanbul yazarım. Belki orada okurum demiştin. Hatırlıyor musun? Daha liseye gidiyordun o zaman. Kırmızı bir gömleğin vardı üzerinde. Böyle saçlarını tepeden toplamıştın. O zamanlar hep öyle toplardın zaten. İşte ben o gün eve gittim. Uyudum. Bir daha hiç uyanmak istemedim. Çünkü uyandığımda seni göremeyecektim. O zaman hiç uyanmayayım dedim ben. Madem Bahar yok, ben neden uyanayım ki dedim. Berat, lütfen. Bahar. Diğer insanlar neden uyanır bilmiyorum ama... ben her sabah senin için uyandım. Belki seni görürüm diye. Berat, ne olur yeter. Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Sen hiç böyle düşünmedim ben. Bahar.
Sana içiyorum Cüneyt. Bu eve kendi isteğinle geleceğin günleri içiyorum. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Bu evde yaşadığın sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Bu aileye yakışır şekilde davranacaksın. Haddini bileceksin. Senden nasıl vazgeçerim? Nasıl? Bahar. Annem. Çöktün kaldın burada kuzum. Üşüyeceksin, hadi gir içeri. Birazdan girerim anne. Berat niye gelmiş? Hiç. Öyle uğramış işte. Aklın o çocukta değil mi? Kemal'de. Ne ilgisi var anne? Sana ne anlatacağım? Anneannen rahmetli gözünden anlardı. Üzülmüş müyüm? Sevinmiş miyim? Ağlamış mıyım? Sevdalı mıyım? Ben de senin gözünden anlarım kuzum. Sen sevdalı mısın Kemal? Anne, benim aşkla sevdayla uğraşacak zamanım yok. Hem sen demedin mi bu sabah zaten? Merak etme sen. Ne aşk, ne sevda. Böyle şeyler üzmez beni. Annem. Hadi kuzum. Üşüyeceksin. Gelirim birazdan.